önümüzdeki dönemde buluşmaya devam edeceğiz. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce caddeler, parkların ve yeşil alanların temizlik ve bakımları düzenli aralıklarla yapılmaya devam ediliyor. Maalesef Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangın hepimizi çok üzdü. Bir daha yaşamamak en büyük temennimiz. Kepez Belediyesi itfaiyesi olarak bizim de katıldığımız söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında 4500 dönümlük bir alan yandı. Nefes alabilmemiz için daha dikkatli olmamız ve ağaçları hepimizin koruması gerektiğini biliyoruz. Çanakkale İl Müftülüğü'ne atanan yeni müftümüz Sayın Rüştü Şükrü Kabukçu belediyemize iadeyi ziyarette bulundu. Kendilerine Çanakkale'ye, kentimize hoş geldiniz diyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca Çanakkale Kadastro İl Müdürü Vedat Şahinoğlu da ziyaretime geldiler. Yine Sayın Şahinoğlu'na da nazik ziyaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Çok değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarım, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli aralıklarla çöp konteynerlarımız temizleniyor, dezenfekte ediliyor ve ilaçlanıyor. Kullanılmayacak durumda olan çöp konteynerleri de sürecin içinde yenileniyor. Arıtılmış su çeşmeleri belediyemizin her mahallesinde toplam 6 noktada halkımızın hizmetine sunuldu. Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, Hamidiye Camii, Merkez Camii, Yeni Camii, Bademlik Camii, Toki 960 Camii ve Boğazkent Necdet Terzioğlu Camii olmak üzere beldemizde toplam 6 caminin bahçesinde arıtılmış su hizmeti verilmektedir. Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili tüm müdürlerimizin ve görevli personelimizin katıldığı farkındalık eğitimi düzenledik. Sizleri önemsiyoruz. Personelimizin gelişmesi ve güncel bilgi ve kanunları takip edebilmesi için bu tür eğitimlere devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen açık hava spor aktiviteleri devam ediyor. Boğaz'ın hemen kıyısında yemyeşil bir ortamda sizleri de spor yapmaya davet ediyorum. Kaz Dağları adına verdiğimiz mücadelenin birinci yıl dönümünde Kaz Dağları için yapmış olduğumuz farkındalık çalışmamızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Binpınarlı İda hepimizin yaşam kaynağımız, Kaz Dağları'na hep birlikte sahip çıkalım. Merhabalar. Kaz Dağları binlerce yıldır milyonlarca canlıyı, milyonlarca bitkiyi korumuş ve bağrına basmıştır. Ama son yıllarda insanoğlu üzgünüm ki para uğruna, altın uğruna Kaz Dağları'nı talan ediyor. Elbette ki tema dostu bir belediye başkanı olarak, çevre gönüllüsü bir belediye başkanı olarak Kaz Dağları'nın savunucularını destekliyor. Kaz Dağları'nın üstü altından daha kıymetlidir. Beldemiz ve belediyemizdeki tüm haber ve gelişmeleri belediyemizin web sayfamız ve sosyal medya hesaplarından da ayrıca takip edebileceğinizi bilmenizi isterim. Belediyemiz ve Çanakkale İl Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak kedi ve köpeklerimize kuduz aşısı yapılmıştır. Aşılama işlemi düzenli aralıklarla devam edecektir. Yine bunu da bilgilerinize sunuyorum. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ekipleri parklarımızı düzenli olarak ilaçlıyor, dezenfekte ediyor. Çocuklarımızın güvenle doyasıya oyunun tadını çıkarmaları için gerekeni yapıyoruz ve düzenli olarak da yapmaya devam edeceğiz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşımız Sayın Sevim Öztürk Aygören'in bebeği dünyaya gelmiştir. Alp bebeğe hoş geldin diyor, Aygören ailesini tebrik ediyorum. Dolayısıyla bugün Sayın Sevim Öztürk Aygören ve
Sayın Ülkü Şimşek'in de bir mazeret dilekçesi var. Bugün mazeret bildirerek aramızda değiller. Mazeretinin her iki meclis üyesimizin de mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ediyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Elbette ki katip üyemiz bugün aramızda olmadığı için yedek katip üyemiz Sayın Abbas Bozkurt'u kürsüye davet ediyorum. Abbas Bey, buyurun. Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, gündemimize geçmeden önce 2020 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı tutanakları mail yolu ile sizlere gönderildi. Okundu olarak kabul edelim mi? Adalet ve Kalkınma Partisi grubu uygundur. İYİ Parti grubu uygundur. Cumhuriyet Halk Partisi uygundur. Peki, o halde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, gündemimize geçiyoruz. Gündemimizi okumak üzere katip üyemiz Sayın Burçin Soysal. Buyurun. Gündem 1. KEPES Hizmet Grupları AŞ olağan genel kurul toplantısında belediyemiz hisselerini temsil etmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 2. Memur dolu kadro ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi. 3. Memur boş kadro ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi. 4. Belediyemiz Meclisi'nin 2020 Eylül ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi. 5. Kapanış. Arz ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Soysal. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, iki adet de önergemiz var. Önergelerimizi okumak üzere sözü Sayın Katip Üyemiz Abbas Bozkurt'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Bozkurt. Önergeleri hemen... Birinci ve ikinci sırayla lütfen. Önerge 1. Meclis Başkanlığı'na Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2020 tarih ve 3932 sayılı yazısına istinaden 23 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Çanakkale Askeri Havalanı Maniye Planı'nda yapılan ve maniye plan yüzeylerinin delinmesine yol açan havacılık ve gölgeleme çalışmalarının değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden maniye yüzeyini delen ve havacılık çalışması gerektiren alanlarda yapılaşmanın devam edebilmesi adına havacılık çalışması yapılmadan 03.01.2018 tarih 2018/19 sayılı uygulama imar planına uygun olarak imar durumu verilmesi ve ruhsat işlemlerinin devam etmesi hakkındaki konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hatice Çen, meclis üyesi. Burçin Soysal, meclis üyesi. Önerge 2. KEPES Belediye Başkanlığı'na AK Parti grubu olarak reklam ve ilan vergilerinde %50 indirim önerisinde bulunuyoruz. Serkan Kale, Mehmet Nair, Vildan Uysal, Hüseyin Dalaklı. AK Parti meclis üyeleri. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, iki önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimize geçiyoruz. Gündem 1. KEPES Hizmet Grupları AŞ olağan genel kurul toplantısında belediyemiz hisselerini temsil etmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. KEPES Hizmet Grupları Anonim Şirketi'nin 16.07.2020 tarih ve 69.941 sayılı yazısı. İlgi yazıya bahsi konu KEPES Hizmet Grupları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 20.08.2020 tarihinde belediyemiz hizmet binası kat 4 adresine gerçekleştireceği olağan genel kurul toplantısında belediyemiz hisselerini temsil etmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi hususunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Mehmet Boyacı, Yazı İşleri Müdürü. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı?
Bu ay içinde Hizmet Grupları AŞ'nin genel kurulu var. Belediye hisseleri, şirketin %96'sı belediyemize, hisselerinin %96'sı belediyemize, %4'ü de toplam 21 kişiye ait değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Hizmet Grupları AŞ ile ilgili de bilgi almak isteyen belediye meclis üyemiz olursa kendilerine bu noktada raporlama işlemlerini de yapabiliriz. Ayrıca da arz ederlerse genel kurul toplantısına da, bilmiyorum eğer yasalar uygunsa, katılmanızı ben uygun görürüm. Katılırsanız da sevinirim. 21 kişinin isimli sizi sağladığınız bütün hizmet grupları ile ilgili Selma Hanım burada değil herhalde. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hizmet grupları ile ilgili Selma Hanım bize bir raporlama yapsın ve tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza dağıtsın. Bu tabii ki 21 kişi şöyle. 20 kişisi daha önceki yıllarda, yani hizmet grupları AŞ'nin kurulduğu tarihten bugüne kadar olan hissedarlardan oluşmakta. Galiba bizim dönemimizde her yeni yönetimin meclis üyelerinden hizmet grupları AŞ'ye daha önceki yıllarda hisse veriliyordu. Bizden şu ana kadar hisse alan belediye meclis üyesi arkadaşım var mı? Yani bununla ilgili bilgileri sizin var mı? Tamam, şey yapabilirsiniz, söyleyin lütfen. Bilgileri benim paylaşın. Var başkanım. Yüzde kaç bir hisseniz var? Yani kaç? Yüzde yarım diyebiliyorum ama bakmam lazım. Peki. Peki, tüm detay bilgileri Selma Hanım belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza rapor olarak hazırlasın. Not aldık mı arkadaşlar? Aldık başkanım. Bürokratlarımız Selma Hanım bu noktada derhal görevlendirelim ve bize bununla hizmet grupları AŞ ile ilgili bilgi raporunu hazırlasın. Evet, görüş beyan etmek isteyen başka var mı? O halde oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bana güvendiğiniz için de teşekkür ediyorum değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Gündemimizin ikinci maddesi. Memur dolu ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dahil yönetmeliğin 11. maddesi gereği belediyemiz norm kadro cetvelinde teknik hizmetler sınıfında dolu olarak bulunan 6495 ünvan kodlu 5 dereceli sosyolog kadrosuna görev yapan Necda Sulu'nun müktesebi 4. derecenin 3. kademesi olması sebebiyle görev yaptığı 5 dereceli sosyolog kadrosunun 3 dereceli sosyolog kadrosu ile değiştirilmesini. Teknik hizmetler sınıfında dolu olarak bulunan 8780 ünvan kodlu 6 dereceli grafiker kadrosunda görev yapan Nihan Yılmaz'ın müktesebi 5. derecenin 2. kademesi olması sebebiyle görev yaptığı 6 dereceli grafiker kadrosunun 3 dereceli grafiker kadrosu ile değiştirilmesi. Teknik hizmetler sınıfında dolu olarak bulunan 8500 ünvan kodlu 4 dereceli mühendis kadrosunda görev yapan Muhsine Kocakurt'un müktesebi 3. derecenin 3. kademesi olması sebebiyle görev yaptığı 4 dereceli mühendis kadrosunun 2 dereceli mühendis kadrosu ile değiştirilmesi. Teknik hizmetler sınıfında dolu olarak bulunan 8750 ünvan kodlu 7 dereceli tekniker kadrosunda görev yapan Suat Güngör'ün müktesebi 6. derecenin 1. kademesi olması sebebiyle görev yaptığı 7 dereceli tekniker kadrosunun 6 dereceli tekniker kadrosu ile değiştirilmesi. Genel idari hizmetler sınıfında dolu olarak bulunan 7825 ünvan kodlu 5 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeli kadrosunda görev yapan Taner Kurt'un müktesebi 3. derecenin 2. kademesi olması sebebiyle görev yaptığı 5 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun 3 dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile değiştirilmesi. Genel idari hizmetler sınıfında dolu olarak bulunan 9447 ünvan kodlu 5 dereceli itfaiye eri kadrosunda görev yapan Uğur Akgün'ün müktesebi 4. derecenin 1. kademesi olması sebebiyle görev yaptığı 5 dereceli itfaiye eri kadrosunun 3 dereceli itfaiye eri kadrosu ile değiştirilmesi hususunun 5393 sayılı belediye kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin L bendi gereği meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Yılmaz Üzden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü.
Teşekkür ediyorum Yılmaz Bey'e. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Belediyemiz memurları için her yıl rutin olarak yapılan bir çalışmadır bu çalışma. Derecesi yükselen memurlarımızın kadro derecelerini buna bağlı olarak arttırıyoruz. Bu noktada görüş beyan etmek isteyen ya da sorusu olan var mı? Her yıl yapılan rutin bir işlem. Personelimizin memur arkadaşların derecelerini yükseltilmesini meclisimiz onaylıyor. Doğru mu? Kadroların derecelerini yükseltilmesini. Kadroların derecelerini yükseltilmesini meclisimiz onaylıyor. O halde görüş beyan etmek isteyen yoksa oylamaya geçiyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem 3. Memur boş kadro ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalle idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi gereği belediyemiz norm kadro cetvelinde teknik hizmetler sınıfında boş olarak bulunan 8535 ünvan kodlu 3 dereceli şehir plancısı kadrosunun 8595 ünvan kodlu 7 dereceli ekonomist kadrosuyla değiştirilmesi hususunun 5393 sayılı belediye kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin L bendi gereği meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, belediyemizde, Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde imza yetkisine sahip ekonomist kadrosunda bir personeli istihdam etmemiz gerekiyordu. Mali Hizmetler Müdürümüzün talebi doğrultusunda. Belediyemizin norm kadro cetvelinde bulunan, boş bulunan şehir plancısı kadrosunu iptal ederek onun yerine ekonomist kadrosunu onaylayacağız ve Mali Hizmetler Müdürlüğü emrine bu kadroyu vererek imza yetkisini de oradaki imza rahatlığını sağlayacağız. Mali Hizmetler Müdürümüz burada. Bu konuda Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarımıza şöyle gelip bir durumla ilgili talebini iletirsen lütfen. Çünkü talep eden kendisi, ondan dinleyelim. Evet, buyurun lütfen. Sayın Başkanım, değerli üyelerimiz, şu anda başkanımızın da buyurduğu üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde özellikle gelir biriminde bu noktada bir açık tutmaktaydı. Zaten hali hazırda çalışan bir arkadaşımızı daha verimli hale getirebilmek açısından ve imza yetkisini kullanabilmesi açısından sözleşmeli parça olarak konuyu bize getirdiler. Bu noktada biz faydalanmak istiyoruz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde. Daha gelir anlamında servisi anlamında bunun becerilerinden imza yetkisinde kullanılma kaydıyla faydalanmak istiyoruz. Peki. Talebimiz bu yöndeydi. Müdürümüze sorusu olan var mı arkadaşlar? Görüş beyan etmek isteyen? O halde oylamaya geçiyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet. Gündemimizin 4. maddesi, belediyemiz meclisinin 2020 Eylül ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi. Belediyemiz meclisinin 2020 Eylül ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınmasını arz ve teklif ederim. Mehmet Boyracı, Yazı İşleri Müdürü. Kanun gereği her ayın ilk haftasında yapılıyor meclislerimiz. 2 Eylül çarşamba eğer meclisimiz uygun görürse... Uygundur başkanım. Tabii meclisimiz bu konuda evet, bir görüşü varsa. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 2 Eylül çarşamba dendi. 2 Eylül çarşamba saat önerisi olan var mı? 2 Eylül çarşamba saat yine 15 dendi. Başka bir öneri var mı? O halde 2 Eylül çarşamba saat 15'i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, önergelere geçiyoruz. Önerge 1. Meclis Başkanlığı'na Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2020 tarih ve 3932 sayılı
yazısına istinaden 23 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Çanakkale Askeri Havaalanı Manya planında yapılan ve Manya plan yüzeylerinin delinmesine yol açan havacılık ve gölgeleme çalışmalarının değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden Manya yüzeyinin delen ve havacılık çalışması gerektiren alanlarda yapılaşmanın devam edebilmesi adına havacılık çalışması yapılmadan 03.01.2018 tarih ve 2018-19 sayılı uygulama imar planına uygun olarak imar durumu verilmesi ve ruhsat işlemlerinin devam etmesi hakkındaki konunun meclisimizce incelenerek konu hakkındaki karar ittihazını arz ve teklif ederim. Hatice Şen, meclis üyesi. Burçin Soysal, meclis üyesi. Buyurun. Müjde Hanım. Şu andaki havacılık çalışmasının biz ön hazırlığı olan gölgeleme çalışmasını bitirdik. Havacılık çalışmasına sıra geldiği zaman ise Devlet Hava Meydanları işletmesi havacılık çalışmasının yapılmamasını istedi. Çünkü buradaki havalimanına aynı zamanda hem sivil uçaklar iniyor hem de askeri uçaklar inmekte. Devlet Hava Yolları burada yapıldığı zaman, havacılık çalışması ve gölgeleme çalışması yapıldığı zaman kendi mania planlarının delineceğini düşündüler. Bu yüzden kendilerine göre sorulmamasını istediler. Bu işlemin de yürütebilmesi için sivil havacılık tarafından Devlet Hava Yolları'na da göre sorulması gerekiyordu. Bu sefer sivil havacılık bize yazı yazdı ve havacılık çalışmalarının durdurulduğunu söylediler. Bu arada tabii Hamidiye Mahallesi'nde havacılık çalışmasını yaptıramadığımız için imar durumu veremiyoruz ve bu sebeple de inşaat ruhsatları da veremiyoruz. Havacılık çalışmasının yapılıncaya kadar bu işlemlerin devam edebilmesi için ruhsatların verilmesi, imar durumlarının verilmesi için meclisin takdirine bıraktık böyle bir kararı. Havacılık çalışması sonuçlanana kadar imar durumu ve inşaat ruhsatlarının verilmesi için sizin burada vereceğiniz karar önemli. Teşekkür ediyorum. Evet, Müjgan Hanım'a sorusu olan meclis üyemiz var mı? Başkanım, daha önce de böyle bir karar geliyordu da geçmiş yıllarda bu nasıl bir şey oluyordu? Daha önceki dönemde de aynı şekilde sonuçlanamadığı için daha önceki dönemde havacılık çalışmasına hiç başlanmamıştı. Ona direkt meclisin kararıyla havacılık çalışmasının yapılmayacağına bu şekilde devam edeceği diye meclis karar almıştı. Ama biz havacılık çalışmalarına başladık. Gölgeleme çalışmamız geçti. Tam havacılık çalışması aşamasına geldiğinde sivil havacılıkla Devlet Hava Yolları arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı havacılık çalışmasına izin verilmedi. Şu anda o anlaşmazlık çözülmek üzere. Biz de o anlaşma çözülene kadar inşaatların devam edebilmesi için Hamidiye Mahallesi'nde meclisin böyle bir karar alması gerekiyor. Tabii bu yine sizin takdirinizi alırsanız. Efendim? Şimdi havacılık gölgeleme çalışmamız zaten geçti. Diğer havacılık çalışmasıyla da orada bizim kat yüksekliğimiz 1850. 1850 olacak şekilde havacılık çalışması yapılacak. Daha önceki meclis de aynı şekilde karar vermiş ve inşai faaliyetlerin devamını sağlamıştı. Biz de alacağımız karar ile bu faaliyetlerinin devamını ya da durmasını oylayacağız. Takdir elbette meclisimizin. Şimdi daha önceki meclis oylamış. Daha önceki meclis bu sorumluluğu üstlenmiş. Yani burada biz hatta bir tık da öndeyiz. Yani gölgelemeyi bitirdik. Gölgeleme çalışması bitti. Şimdi bizim sadece havacılık kaldı. Bunu da
Esasında bu anlaşmayı da çok aylar öncesinde yapmıştık. Bu çalışmayı da yaptık. Ama maalesef bu pandemi girdiği için otomatikman o çalışma da biraz bir 5 aylık gecikmeye uğradı. 5-6 aylık bir gecikmeye uğradı. Yoksa şu ana kadar o da muhtemelen çıkmış olacaktı. Biz gölgeleme çalışmasını, daha önce yapılan gölgeleme çalışmasının ödemelerini de tamamıyla tamamladık. Yani orada geciken hiçbir şey yok. Sadece Havamanya ile ilgili çalışmanın havacılık tarafını tamamlayacağız. Bu süreçte bu rapor çıkıncaya kadar alacağımız karar ile inşaatların devamını ya da durmasını oylayacağız arkadaşlar. Evet, bu noktada görüş beyan etmek isteyen var mı? Efendim? Bu bir aylık bir gecikmeye mal. Zaten şu anda vatandaş belediyede bu noktada sorun yaratıyor. İmar Müdürlüğü'ne sorun yaratıyor. Onlara daima gelen vatandaşımız tepki gösteriyor. Neden bize imar durumu vermiyorsunuz ya da bizim işimiz neden bekliyor diye bu serzenişinde bulunuyor. Yani eğer imar komisyonuna gönderirsek o vatandaşımızı yaklaşık bir ay daha hizmetlerini önlemiş oluruz. Ama takdir elbette ki sizlerin, yani grubunuz olarak bu noktada bir görüş sunabilirsiniz. İmar komisyonuna oylarız, geçmesini oylarız, reddedilmesini oylarız. Ama benim kişisel görüşüm, vatandaşın hizmetlerinin devam etmesinden yana bir aylık daha bir beklemesini çok da uygun olmadığını düşünüyorum. Ama elbette ki karar Sayın Meclis'in. Evet, herhangi bir görüş Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mehmet Bey'e veriyoruz. Mikrofonu uzatalım mı arkadaşlar? Mehmet Bey'e. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz geçmişten zaten devam etmiş. Şimdi de devam etsin. Zaten evet, bir adım öndeyiz. Gölgelemesi yapıldı, uygun görüldü. Devam etmesinden yanayız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubu kararın alınmasını önerdi. İyi Parti grubu, siz mikrofona lütfen. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, şimdi burada vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için bu karar almamız gerekiyor. Serkan Bey'in dediği gibi bu imar komisyonluk bir konu değil. Bu yasal olması gereken bir konu. Evet. Onun için bu kararı almamız gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. İYİ Parti'ye de uzatalım mikrofonu. Onların da görüşlerini alalım lütfen. AK Parti grubumuza. AKP adına görüş beyan etmek isteyen. Başkanım, bu geçirmemiz lazım bunu mecliste. Çünkü daha önce de oyladık biz. Kabul olmuştu. Oyun vatandaşı olmasın yani. Evet. Mağdur olmasın. Serkan Bey'in komisyon önerisi vardı. Onu geri mi çekiyoruz? Zaten komisyondaki arkadaşlardan geldi. Yani öneri İmar Müdürlüğü'nün katından geldi. Mikrofona konuşursanız lütfen, alamıyoruz çünkü. Bunu toplantıdan evvel bize verebilirlerdi. Bilmiyorum yani, doğru mu? Toplantıdan önce, bakın lütfen arkadaşlar, şunu böylece bilin ki Müjgan Hanım yıllık izinde olduğu için gündem çıkarken gündemde yoktu bu. Pazartesi salı itibariyle Müjgan Hanım göreve başladı. Ve o yüzden, yoksa bunda bir herhangi bir art niyet ya da bir saklama diye bir durum söz konusu değil. Peki, tamam. Alalım, komisyona gönderelim. Sizi kırmayalım, komisyona gönderelim ama vatandaşı bir ay vatandaşımızın bir mağduriyetiyle karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Zaten komisyondan da çıkacak karar belli. Yani siz de komisyona da gönderseniz, göndersek dolayısıyla bir aylık gecikmeye mal vermeyelim. Mehmet Bey doğru söyledi. Yani oylayalım diye. Çünkü aynı gündem daha önceki mecliste de görüşülmüş ve o mecliste o sorumluluğu üstlenerek çalışmaların devamını sağlamış. Biz de bu fedakarlığı yapalım diye öneririm. Sadece böyle kullanın diyemem. Yani sizin oylarınıza karışamam. Lakin vatandaşın bir aylık daha beklemesinin önüne geçmek adına takdir elbette ki sizin. Ama burada herhangi bir art niyet yok. Bakın, her şeyin altında bir art niyet ararsak
bu günleri bitiremeyiz arkadaşlar. Gayet şeffaf, açık bir şekilde her şeyimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Sayın Başkanım, o yüzden zaten bir problemimiz yok ama siz de bugün evvelden ek gündemle gelmesinin şeyi... Haklı mıyım yani, ben o yüzden diyorum. Tamam, haklısınız. Lakin burada bir art niyet yok, onu belirteyim. Tamam, Müjgan Hanım yıllık izindeydi. Yıllık izinde olduğu için de arkadaşlarımız gündemin içine sokmamışlar bunu. Müjgan Hanım da bunu önergeyle verdi. Neden? Yani vatandaşın işi hızlansın diye. Ama dedim, evet. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam, problem peki yok. Siz sundunuz o zaman AKP grubun. Tam geçirelim o zaman başkanım, sorun yok. Peki. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, oylamaya geçiyorum. Önerge 2'nin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Önerge 1 başkanım. Önergeyi okumam mı gerekiyor? Birinci önerge. Pardon ya. İkinci dedim. Birinci önergenin kabulünü. Çok özür diliyorum. Doğru. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, Ruhi Bey. Önergenin, bir numaralı önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Önerge 2. Evet. Kepez Belediye Başkanlığı'na AK Parti grubu olarak reklam ve ilan vergilerinde %50 indirim önerisinde bulunuyoruz. Serkan Kale, Mehmet Nair, Vildan Uysal, Hüseyin Dalaklı. Meclis üyesi yazmamışsınız altını. Ben ilave edeyim. AKP Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımız. Evet, böyle bir... Şimdi meclis başlamadan önce önerge geldiğinde ben ilgili bürokrat arkadaşıma bu konuyu sordum ve bu konuyla ilgili hemen bir hızlıca baktılar. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, 2464 Belediye Gelirleri Kanunu'nda belirlenen ilan ve reklam vergilerini biz belediyeli olarak tespit etmiyoruz. Yani burada yıllık bütçemizi de yaparken sizlerin de bildiği gibi gelir tarifesindeki belediyenin belirlediği ücretleri belirliyoruz. Örnekse su ücreti gibi, diğer katılım katı atık ücreti gibi. Bakın bu tabloda Bakanlar Kurulu'nun tablosu. Biz buna göre ilan reklam vergisini belirliyoruz. Biz burada 3. grup belediyeyiz. Yukarıda bu ilan reklam vergisinin altında belediye grubu olarak geçiyor. Biz 3. grup bir vergi belediye olduğumuz için buradaki vergi oranlarını almak durumundayız. Yani bunu arttırmak ya da azaltmak gibi bir yetkimiz yok. Kaldı ki 17 Nisan 2020 tarihi resmi gazetede yayımlanan 7244 sayılı kanuna göre de burada olağanüstü bir mecliste zaten ilan reklam vergisiyle ilgili koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir karar almıştık. 3 ay boyunca da ilgili konuyla ilgili mağdur olan mükelleflerimizden bu vergiyi almadık. Evet. Herhalde uygun değil. Bunu yani biz belirlemiyoruz başkanım bunu. Biz bunu belirlemiyoruz. Yine böyle bir kanun çıkarsa arttırmak doğru. Ya da eksiklik bir yetkimiz yok. Doğru. Bu konuda görüş beyan etmek istiyorsanız arkadaşlarım lütfen. Şeyi verebilir miyiz mikrofonu? Belediye meclisi olarak kendimiz karar alamıyoruz mu? Mesela 6 ay zaten piyasanın işlerin bozukluğundan. Biz kanunun önünde değiliz belediye meclisi. Ama sayın başkanım suyu mesela nasıl düşürdük? Biz meclis olarak karar alıyoruz. Şimdi gelir tarifesinde bazı maddeleri bizim belirleme yetkimiz var ama bazı maddeleri de bazı gelir kalemlerinde onu tamamen Bakanlar Kurulu çıkartıyor. Yani buna biz Bakanlar Kurulu'ndan meclis olarak daha büyük değiliz. Yani onların önüne geçemeyiz arkadaşlar. Orada usul hatası yaparız. Ya bu konuda ısrar etmeyin. Hata yaparız arkadaşlar. Yani Mehmet Bey, Vildan Hanım, yani bu noktada biz yetkilerimizi aşmış olur ve bu noktada yarın yasal sorumlulukla baş başa kalırız. Yani bunların hepsini meclis olarak bizden faiziyle birlikte müfettiş geri ister. Hepimiz bu paraları geri öderiz. Peşinen bildireyim. Bir kez daha lütfen, bir kez daha detaylarıyla lütfen anlatın. Başkanım 17 Nisan 2020'de bu kararı aldık zaten. Serkan Bey'in sorusu üzerine cevap veriyorum. Çünkü 7244 sayılı kanunda hem su, hem ilan reklam, hem kiralarla ilgili belediyeler bununla ilgili karar alabilir diye bir kanun çıktı ve biz bununla ilgili 3 ay boyunca zaten burada karar alarak
almadık bu ücretleri. Yani dolayısıyla bunları biz belirlemiyoruz, artış ya da eksiliş yapamıyoruz. Yine böyle bir kanun çıkarsa bunu yine meclis huzuruna getireceğiz. O zaman yine almayabiliriz başkanım. Alınmayan, bizim karar alamayacağımız birçok gelir kalemi var. Yani o kalemlere biz müdahale edemeyiz. Bu kalemleri Bakanlar Kurulu belirliyor. Dolayısıyla hata yaparız arkadaşlar. Yarın müfettiş bizi, hepimizi bu ne kadar eksik tahsilat yaptıysak o tahsilatları bizlerden faizleriyle birlikte tahsil eder. O zaman biz hepimiz bunları cebimizden ödemek durumunda kalırız. Yani burada hatalı bir işlem yapmayalım lütfen. Yani ben sizi incitmek istemiyorum ama lakin bu doğru bir talep değil. Tamam. Halkımızın lehine, esnafımızın lehine her türlü kararı almaya, yetkimiz dahilinde her türlü kararı almaya varım. Ama bu şekilde davranırsak, bunu onaylarsak hata yapmış oluruz. O zaman da yarın öbür gün 2 yıl sonra müfettiş geldiğinde bunun hesabını bizden sorarlar ve faiziyle, yasal faiziyle birlikte hepimiz cebimizden bunları ödemek durumunda kalırız. Peki, görüş beyan etmek isteyen... Şimdi elbette ki bana önerge geldiğinde ben de bürokratımıza sordum. Hemen telefon açıldı ve size belediye büro ofisten bu şeyi attılar, hemen mail olarak attılar ve burada şu anda yansımaya koyduk. Yani eksik ya da hatalı bir işlem yapmamızı çok istemiyorum. Hepimiz sıkıntıya düşeriz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki halkımız için, esnaflarımız için yapacağınız, bizim yetkimiz dahilindeki yapacağınız önerileri de açığız. Yani bunda da her zaman desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, o halde oylamaya geçiyorum arkadaşlar. Önerge 2'nin oylamasına geçiyorum. Kabul edenler, reddedenler, oy birliğiyle reddedilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kısa bir meclisimiz oldu. Ama verimli ve Kepez halkının ihtiyaçlarına parmak basan kararları aldık. Meclisimizin Kepez'imize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum ve bundan sonraki günlerde de hepimize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Katılımlarınız için, destekleriniz için de ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla.